sevdalısı lider, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Milletimizle aynı dili konuşan, milletimizle aynı istikamette yol yürüyen, dünya sustukça hakka aykıran, dünya mazlumlarının gür sesi Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte millet, işte milletin adamı, milletimizin onuru, ülkemizin gururu, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, saygıdeğer hemşirelerimiz, değerli basın mensupları, Isparta'da yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreni vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Teşrif eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere saygıdeğer hemşirelerimiz ve tüm konuklarımızı saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmaya, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız için lütfen dikkat. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, saygıdeğer hemşehrilerimiz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Isparta Valimiz Sayın Şehmus Günaydın'ı kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Valim. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanlarım, Sayın Milletvekillerim, çok değerli misafirler, Isparta'mızın çok değerli sakinleri, hanımefendiler, beyefendiler, konuşmama başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Gül'ün şehri, Türkiye'nin meyve bahçesi Isparta'mızda sizleri ağırlamaktan, sizleri misafir etmekten büyük şeref duyduğumu ifade etmek istiyorum. Biraz sonra açılışını yapacağımız ilimiz ve ülkemiz için son derece önemli olan yatırımlara
vermiş olduğunuz katkılardan dolayı başta zaten haliniz olmak üzere Sayın Başbakanımıza, Sayın Bakanlarımıza ve emeği geçen herkese şahsım ve Isparta halkı adına şükranlarımı arz ediyorum. Şüphesiz bu yatırımlar ülkemizin ekonomik kalkınmasına, milletimizin refahının artmasına çok büyük katkılar yapacaktır. Adeta bir meyve bahçesi olan Isparta'mızda 5 milyon 300 bin elma ağacıyla, yaklaşık 1,5 milyon kiraz ağacıyla, vişnesiyle, kayısısıyla çok önemli bir meyve bahçesi. Ve az önce açılışını yaptığımız meyve suyu konsantre fabrikasına önemli ham madde kaynağı teşkil edecek çok önemli meyvelerimiz mevcut. İşte bunların ekonomik olarak daha iyi değerlendirilmesi için zati halinizin katkılarıyla Gülşehir'imize çok önemli yatırımlar yapıldı. Bu yatırımların inşallah ülkemizin istihdamına, üretimine, ihracatına olan katkısını ileriki dönemlerde çok daha iyi göreceğiz. Bu yatırımların gerek ilimize, gerek ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Valimize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, hazır mıyız? Ay yıldızlı bayraklarımızı görebilir miyiz lütfen? Bütün bayrakları görmek istiyoruz lütfen. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı, Türkiye sevdası lider, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Milletimizin onuru, ülkemizin gururu, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili Ispartalılar, değerli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Uzun bir ara oldu değil mi? 3,5 yıllık bir aranın ardından yeniden sizlerle birlikte olmanın memnuniyeti, mutluluğu içerisindeyim. Buradan Isparta'mızın tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Hatırlayın, ay doğar aşmak ister. Al yanak
yaşmak ister. Şu benim deli gönlüm yâre kavuşmak ister. Biz de bugün hamdolsun Isparta'mıza, Ispartalılara kavuştuk. Biz bu milleti seviyoruz be. Biz bu milleti Allah için seviyoruz. Bu öyle bir sevgi ki yılın 365 günü, günün 24 saati milletimizle birlikte olsak, milletimize hizmet etsek usanmayız. 40 yıllık siyasi hayatımda milletimle birlikte girdiğim hiçbir mücadeleden hamdolsun mağlup ayrılmadık. 15 Temmuz bu mücadelenin zirvesidir. Isparta'ya, tüm Ispartalılara 15 Temmuz gecesi özgürlüklerine, geleceklerine, ezanlarına, bayraklarına sahip çıktıkları için şükranlarımı sunuyorum. Yine 16 Nisan halk oylamasında %56 oranıyla evet diyerek demokrasisine ve geleceğine sahip çıkan Isparta'ya teşekkür ediyorum. İnşallah 2019 seçimlerinde tam olarak uygulanacak yeni yönetim sistemimiz ülkemiz ve elbette Isparta'mız için hayırlı olacaktır. Kardeşlerim, milletle birlikte yol olmak, milletle birlikte yürümek öyle lafla olmaz. Bu iddianın en güzel ispatı yaptığımız hizmetlerdir. Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye'ye yaptığımız hizmetlerin en yakın şahitleri sizlersiniz. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, iletişimde, toplu konutta, enerjide, sosyal yardımlarda ve diğer tüm alanlarda ülkemize biz çağ atlattık. Diğer 80 vilayetimizle birlikte Isparta'mızda bu hizmetlerden payına düşeni aldı. Örneğin Isparta'ya kazandırdığımız derslik sayısı 1426'dır. Üniversitemiz her geçen yıl büyüyerek, gelişerek kendi alanında önemli bir marka haline geldi. Türkiye'nin sağlıkta en önemli projelerinden olan şehir hastanelerinden biri ilklerinden Isparta'da faaliyete geçti. Yatırım bedeli ne? 1,1 milyar lira. Bu dev tesis 5 aya yakın süredir sizlere ne yapıyor? Hizmet veriyor. Nasıl? Şehir hastanemizden memnun musunuz? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Biz sizin için varız. Biz sizin için varız. Ya bundan 15 yıl önce Isparta'ya böyle bir şehir hastanesi yapılacak deseydiler, inanır mıydınız? Ama yaptık mı? Biz söz veririz ve yaparız. Elhamdülillah. Biraz sonra tekrar şöyle bir kontrolüne gideceğim. Bakalım hastalarımız ne diyor. Bir de onları duyacağım. Toplu konutta 4000'e yakın konut projesini Isparta'da hayata geçirdik. Ulaştırmada yaptığımız yatırımların tutarı 1 milyar lirayı buldu. Şehrimiz için özel öneme sahip Isparta-Antalya yolu büyük ölçüde tamamlandı. Kalan bölümleri de inşallah 2019'a kadar bitiyor. Eskişehir'den Antalya'ya uzanan
hızlı tren projemizin güzergahında biliyorsunuz Isparta'da var. Yaptığımız hizmetlerin listesi oldukça uzun. Bunlara sürekli yenilerini ekliyoruz. Biraz önce toplam yatırım bedelleri 235 milyon lirayı bulan meyve suyu fabrikası ile bir içecek şişeleme tesisinin açılışını yaptık. Artık elmalarınız çürüye gitmeyecek. Ve yüzlerce kardeşim benim elmasını toplayacak ve oraya ne yapacak? Verecek. Eskiden ne oluyordu bu elmalar? Çürüyordu ya. Çürüyordu. Ya bu iş at binenin kılıç kuşananındır. Bu böyle olur. Şimdi burada da kamu yatırımlarının açılışını yapıyoruz. Çeşitli kurumlarımıza ve belediyelerimize ait 252 milyon liralık yatırımın resmi açılışını yaparak Isparta'mızın hizmet hanesine yeni kalemler ekliyoruz. Eğitimde 28 milyon, gençlik ve sporda 35 milyon. Ancak gençlik sporda değerli kardeşlerim en geç Ekim'de de 5000 yatak kapasiteli yurdumuz bitiyor ve hizmete açılacak. Artık üniversitemize gelen öğrencilerimizin yer, yurt böyle bir sorunu olmayacak. Onlardan da kurtarıyoruz işte. Üniversitemizin 59 milyon liralık yatırımlarını hizmete açıyoruz. TOKİ Keçiborlu'da 158 konutu tamamladı. Çeşitli kurumlarımız hizmet binaları inşa etti. Çiftçilerimize yönelik 65 milyon liralık destekleme projeleri hayata geçirildi. Isparta Belediye'miz 17 milyon liralık, ilçe belediyelerimiz 8 milyon liralık yatırımlarını tamamladılar. Tüm bunların resmi açılışlarını buradan yapıyoruz. Kardeşlerim, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları Isparta'mıza kazandıran bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, belediyelerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Kardeşlerim, Isparta kadim bir şehir. Son 800 yıldır da Türk milleti olarak bu topraklarda kendi hükümranlığımız altında yaşıyoruz. Bu süreçte ne zaman devletimiz güçlü olmuşsa, güvenliği sağlamışsa, imar faaliyetlerini artırmışsa, adaleti tesis etmişse Isparta büyümüş, ilerlemiş, refah ve huzur içinde yaşamıştır. Ancak bir dönem Celali isyanları gibi iç karışıklıklarla deprem ve sel gibi tabi afetler şehri epeyce hırpalamıştır. Milli mücadele döneminde Isparta'nın bizzat kendi kurduğu Demiralay Teşkilatı ile işgale karşı verdiği mücadele tarihe altın harflerle kazınmıştır. Isparta'nın gösterdiği kahramanlık karşısında şehre gelen düşmanlar bir hafta dahi dayanamadan çekilip gitmek zorunda kalmışlardır. Milli mücadelenin Garp Cephesi Komutanı Ali Fuat Cebesoy Isparta'nın düşmana direnişini şöyle anlatıyor. Anadolu'nun belirli bir bölümünü elde tutabilmek için Isparta, Afyon, Karahisar, Eskişehir hattını korumamız gerekiyordu. Eskişehir'de İngilizler vardı. Isparta ve Afyon Karahisar'da ise milli güçleri oluşturmak için çaba harcamamıza gerek kalmadı. Bu iki şehrimizde
başı sarıklı iki savaşçı, Isparta'da Hafız İbrahim Efendi, Afron Karahisar'da İsmail Şükrü Efendi başa geçerek komutayı ele almışlardı. Evet, Isparta bayrağı ve ezanı tehdit altına girdiğinde kimsenin çağrısına, yardımına, yönlendirmesine ihtiyaç duymadan mücadelesini vermiş bir şehirdir. Bu vesileyle Hafız İbrahim Efendi başta olmak üzere İstiklal Harbimizin tüm sarıklı, kalpaklı kahramanlarını rahmetle yad ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i ve tüm silah arkadaşlarını da aynı şekilde rahmetle anıyorum. Ispartalılar 15 Temmuz'daki duruşlarıyla Hafız İbrahim Efendi'nin torunları olduklarını göstermişlerdir. 15 Temmuz'da ve terörle mücadelede verdiğimiz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Türkiye yaklaşık bir asır sonra yeniden kazandığı bu istiklal ve istikbal mücadelesini asla unutmayacaktır. Ülkemizin bölücü terör örgütü PKK'yla, DAEŞ'la, FETÖ'yle, diğer terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelelerin tamamı işte bu istiklal ve istikbal kavgasının sonuçlarıdır. Aynı şekilde Suriye'de ve Irak'ta sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör devletinin amacı da budur. Avrupa ülkelerinin bir kısmının Türkiye'ye yönelik ölçüsüz ve temelsiz ithamlarının, kızgınlıklarının, maruz kaldığımız örtülü ambargoların da sebebi aynıdır. Peki biz bu durum karşısında ne diyoruz? Gençler, ne diyoruz? Köroğlu'nun diliyle cevabı verelim. Mert dayanır, namert kaçar, meydan gümbür gümbürlenir. Şahlar şahı divan açar, divan gümbür gümbürlenir. Ok atılır kalasından, hak saklasın belasından, Köroğlu'nun narasından, dağlar gümbür gümbürlenir. Kardeşlerim, ecdadımızdan aldığımız ilhamla, biz de sesimizin yettiği en yüksek tonla, yüreğimizden gelerek diyoruz ki, başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Hakkın ve hakikatin sesini boğamayacaksınız. Ümmetin son ümidini kıramayacaksınız. Özgürlüğü uğrunda nice kanlar dökmüş, nice canlar feda etmiş bir millet olarak bize meydanı bu çapulculara bırakıp kaçmak yakışmaz, değil mi? Yakışır mı? Bize yakışan nedir? Söyleyeyim. Bize yakışan tek millet diyerek 80 milyon bir beraber ve kardeş olarak Türkiye olmaktır. İkincisi tek bayrak. Şu bayrağımıza bak. Şehidimizin kanından rengini almış. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız şehitlerimizin ta kendisi. Ve biz tek bayrak diyerek şehitlerimizin
gazilerimizin aziz hatıralarına sahip çıktık. Üç, tek vatan. Tek vatan diyerek 780 bin kilometre karelik vatan topraklarımız üzerinde operasyon yaptırdık mı? Operasyon yaptırdık mı? Yaptırmadık. Ve Tendürek Dağları'nda, Gabar'da, Cudi'de, hatta Kandil'de, Bester Deresi'nde bunları gömdük mü? Gömmeye de devam edeceğiz. Durmak yok. Milletimin huzurunu kaçıranlar bedelini ödeyecek. Ve şimdi biz Güneydoğu'da kardeşlerim, daha önce dedim, bu konu parlamentoya geldiğinde ben parlamentodan geçeceğine inanıyorum. Ve ardından bana onaya gelecek. Bana geldiğinde de ben bunu onaylarım. Şu ne der? Bu ne der? Ben buna bakmam. Allah ne der? Ben buna bakarım. Bize yakışan dördüncüye geliyorum, tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka bir devletimiz yok. Ve bu devletimize sahip çıkacağız. Öyle paralel devletmiş. Yok bilmem PKK'nın bilmem nesiymiş. Asla. Tek devlet. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hamdolsun güvencesi altında ülkemizi büyüteceğiz. Isparta! Isparta! Gerekirse bu yolda yeni Çanakkale'lere, yeni İstiklal Arterine, yeni 15 Temmuz'lara var mıyız? Bizi köşeye sıkıştırdıklarını sananları köşeye sıkıştırmaya var mıyız? Bizim gücümüzü, kuvvetimizi kestiklerini sananların sırtını yere getirmeye var mıyız? Bizi silahlarıyla, teknolojileriyle alt edebileceklerini sananlara daha güçlü silahlarla, daha üstün teknolojilerle cevap vermeye var mıyız? Bizi ekonomiyle tehdit edenlere cevabımızı daha güçlü bir ekonomiyle, daha çok üretimle, daha çok ihracatla, daha çok istihdamla vermeye var mıyız? Maşallah. Şu coşkuya bak. Şu heyecana bak. Şu birliğe bak. Sizin yüreğinizden kopup gelen bu cevapları emin olun dünyanın dört bir yanında duyması gereken herkes duyuyor. Bugün Isparta dünyanın dört bir yanından dinleniyor. Türkiye'den bu kararlı sesler yükseldikçe, Türkiye yapması gerekenleri cesaretle yerine getirdikçe, inanın bana bu milletin önünde kimse duramaz. Kardeşlerim, öyleyse ben şimdi sizden bir şey istiyorum. Nedir o? Hep beraber bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Beraber olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Biz birbirimizi seviyoruz değil mi? Niçin?
Yaradan'dan ötürü yaradılanı seviyoruz. Bizim sevgi anlayışımız bu. Kardeşlerim, işte bunu böyle bildikleri için yıllarca ülkemizi koalisyonlarla, zayıf yönetimlerle, bürokratik oligarşinin çarkları arasında ezerek yavaşlattılar, gerilettiler. Sürekli kavga, sürekli didişme, sürekli fitne pompalayarak enerjimizi, zamanımızı, heyecanımızı çaldılar. Şimdi 2019 Mart yerel seçimlerine hazır mıyız? Çok çalışacağız değil mi? Ardından 2019 seçimlerine var mıyız? Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Ama çok gayret. Kapı kapı dolaşmamız lazım. Hanım kardeşlerim, unutmayın, kale içeriden fetholunur. Siz bu işin anahtarı olacaksınız. Ben size inanıyorum. Gençler, aynı şekilde kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Dayanışma içinde bunu halledeceğiz. Ne zaman ki milletimiz istikrar ve güven ortamının verimli limanına girmiştir, işte o zaman işler değişmiştir. Şimdi de bunu yapmak istiyorlar ama geçti. Şimdi süreç şeyin iyi de. Evelallah. Ülkemizin son dönemde böylesine büyük bir değişimi geçirebilmesinin gerisinde milletimizin kendisine yıllarca oynanan tavşana kaç, tazıya tut oyununu görmüş olması vardır. Siyasetin milletin sıkıntılarını görüp de çözüm üretmesi bunları ciddi manada ürkütmüştür. Kısır bir kavganın aracı haline geldiği yılların ülkemize çok ağır maliyeti olmuştur. Bunun için 15 yıldır sahip olduğumuz istikrar ve güven ikliminin korunması çok önemli. 16 Nisan'da yapılan halk oylamasıyla yürürlüğe giren yeni yönetim sistemi inşallah bu konuda ülkemize çok önemli imkanlar getirmiştir. En azından aylar boyunca hükümet kurulamadığı için yeterli çoğunluğu sağlamak üzere karanlık ve kirli pazarlıklara girişilmesine gerek kalmayan bir döneme giriyoruz. Kardeşlerim, cumhurbaşkanlarıyla, meclisiyle, yargısıyla daha güçlü bir Türkiye'nin temellerini 16 Nisan'da sizlerle birlikte attık. Şimdi bize ne düşüyor? 2019'a kadar yeni dönemin ruhuna uygun bir şekilde kendimizi yenilemek, tazelemek, güçlendirmek. Bunun için partimizde köklü bir değişimi gerçekleştirmekte kararlıyız. AK Parti'nin değerlerinden uzaklaşmış olan herkes bizim gözümüzde yorulmuştur. Yolunu kaybetmiştir. Defolu hale gelmiştir. Bize ülkemizin, milletimizin, şehrinin geleceği için donanımı olan, projesi olan, heyecanı olan, enerjisi olan yol arkadaşları lazım. Esasen AK Parti'de görev değişimi bir bayrak yarışıdır. Görevlerini yapan arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunacak, vefamızı gösterecek, yeni arkadaşlarımızla saflarımızı sıklaştırarak yola devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, aynı şekilde tüm alanlarda mevcudu kat be kat daha ileriye taşıyacak yeni yatırımların hazırlıklarını süratle yapmamız gerekiyor. İnşallah bu şekilde 2019 yılına kadar hazırlıklarımızı tamamlayacak milletimizin önüne öyle çıkacağız. Biz asla on dönüm bostan
yan gel yat Osman anlayışı içinde olmadı. Biz asla milletimizin bize verdiği desteği bir mahkumiyet, bir mecburiyet olarak görmedik. Tam tersine milletimizin teveccühüne layık olabilmek için hep daha çok çalışmamız, daha çok terlememiz, daha çok üretmemiz gerektiğinin bilinciyle hareket ettik. Şimdi de 2019 için işte böyle bir hazırlığın içindeyiz. Rabbim milletimize karşı bizi mahcup etmesin. Rabbim gözünü ve kalbini ülkemizin başarısına dikmiş olanlara karşı bizi mahcup etmesin. Biliyoruz ki Türkiye'nin geçtiğimiz 4 yılda yaşadıkları ve bundan sonra atacağı adımlar gelecek asrın belirleyicisi olacaktır. Böylesine kritik bir dönemde sorumluluk üstlenmenin vebalinin ağırlığının gayet iyi farkındayız. Üstelik bu vebalin üzerine bir de şehitlerimize ve gazilerimize olan vefa borcumuz binmiştir. Çok çalışarak, gecemizi gündüzümüze katarak, en iyi ekipleri oluşturarak, en iyi politikaları belirleyerek, en iyi icraatları hayata geçirerek, Allah'ın yardımıyla bu vazifemizi hakkıyla yerine getirmenin gayreti içinde olacağız. Kardeşlerim, biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Varsın birileri ülkesinin değil, terör örgütlerinin safında yer alsın. Beraber sözde adalet yürüyüşü yapsınlar. Bunlara ben diyorum ki önce siz İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki işçilerinizin adaletle haklarını verin. Şişli Belediyesi'ndeki o taşeron temizlik işçilerinin önce adaletle haklarını verin. Sen daha bunları halledemiyorsun. Kalkıp Türkiye'yi Almanya'ya şikayet ediyorsun. Ya bir defa 29 gün yürüdün Ankara, İstanbul. Ya sana bu yürüyüşü sağlayan kim? Bu imkanı veren kim? Bu hükümet polisiyle, her şeyle seni güvence altına, koruma altına alıyor. Sen hala bu ülkede güvenlik yok diyorsun ya, özgürlük yok diyorsun ya. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bununki daha erken sönecek. Biz hak yolundan, hakikat yolundan, milletimizin bize gösterdiği yoldan ayrılmayacağız. Gücümüzü sadece haktan ve halktan alarak yürüttüğümüz bu mücadelenin zafere ulaştığı günleri görmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Biz asıl olarak seferle değil, kardeşlerim, bir şeyi yanlış olarak ele almayalım. Biz seferle mükellefiz. Zafer Allah'a ait. Bunu bileceğiz. Son nefesimize kadar da bu mücadeleyi böyle sürdüreceğiz. Eğer ecdadımız başka türlü düşünseydi, Sultan Alparslan Malazgirt'te kendisininkinden 3-4 kat büyük bir ordunun karşısına çıkmaya cesaret edebilir miydi? Şimdi bak, bu sene 26 Ağustos kutlamalarında inşallah Malazgirt'teyiz. Nasıl her yıl Çanakkale'ye gidiyorsak bundan sonra her yıl Malazgirt'teyiz. Ve Malazgirt Ovası'ndan inşallah sesleneceğiz. Eğer ecdadımızın ölçüsü belli olmasaydı Sultan Fatih dünyanın en muhkem surlarının üzerine atını sürmeye
cesaret edebilir miydi? Eğer tek mesele güç dengesi olsaydı Çanakkale'de 7 düvele karşı meydan okuyabilir miydi? Eğer sadece düşmanı ve arkasındaki güçleri hesap etseydik en zayıf halimizde, en zor zamanımızda İstiklal Harbi'mizi verebilir miydik? Eğer bu işler sadece silahla, teknolojiyle olsaydı 15 Temmuz'da milletimiz tankların, savaş uçaklarının, helikopterlerin, zırhlıların karşısına yüreğiyle ve çıplak elleriyle çıkabilir miydi? Asıl mesele iman meselesidir. Akif ne diyor? Arkadaş, yurduma alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Heh, işte o gece benim milletim ne yaptı? Göğsünü siper etti. Efendim? İnanç, inanç. İnanç öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır, süt. Cesaret, güven, Allah'a şükür. Türk milleti olarak bizde bunların hepsi de ziyadesiyle mevcut. Kalan eksikleri tamamlamak sadece zaman meselesi. Silahımız mı yok? Yaparız. Uçağımız mı yok? Geliştiririz. Gemimiz mi yok? İnşa ederiz. Yerine konamayacak şeylerin hepsine sahip olduğumuz için inanın bana bunların hepsi kolay. İşte 15 yılda savunma sanayimizin dışa bağımlılığını %80'den %40 seviyesine indirdik. Üstelik bu dışarıdan doğru dürüst hiçbir yardım almadan, tamamen el yordamıyla, tamamen bilek ve zihin gücüyle elde ettiğimiz bir başarıdır. Birikimimiz arttıkça, unutmayın, işimiz kolaylaşıyor. Yeter ki biz birbirimize dayanalım, birbirimize inanalım ve birbirimizi Allah için sevelim. Kardeşlerim, biz 80 milyon inşallah bir olacağız. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Boşnağıyla, Arnavuduyla bir olacağız. Ve Yaradan'dan ötürü birbirimizi seveceğiz. Ümmet bilinci budur. Ve bunu yerine getireceğiz. Seviyoruz birbirimizi değil mi? Seveceğiz değil mi? Birbirimizin arkasından asla konuşmayacağız değil mi? Aman buna dikkat edin. Ve buradan inşallah 2019 Mart. Arkasından 2019 Kasım'ına iyi hazırlanmamız lazım. Şimdiden. Bir ay kala, iki ay kala değil. Şimdiden. Tamam. Buna da varız değil mi? Kapı kapı dolaşmaya varız değil mi? Kucaklayıcı olacağız. Korkutucu olmayacağız. Müjdeleyici olacağız. Ben bu duygular içerisinde şöyle diyorum, bir kaldıralım ellerimizi. Kılıçdaroğlu öğrenmemiş bunu. Bunu bir terör örgütünün işareti olarak ifade ediyor. Bak sana öğreteyim. Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. İnşallah dersini çalışır. Bunun içinde karşı olunacak bir şey var mı? Yok. Şimdi gelelim şarkımıza.
Herhalde hasret kalmışsınızdır. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Isparta'yı hatırlatıyor. Günümüz kutlu olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun diyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyor. Ve Zaltı Devletleri'ni bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Değerli hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış törenini kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Bakanlarımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Valimizi sahneye davet ediyoruz. Hazır mıyız Isparta? Tüm esenler Isparta'mıza, Ispartalılara hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah. Değerli hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da yapımı tamamlanan tesislerin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz saygıdeğer hemşehrilerimizin hizmetine sunmuştur. Bu hizmetlerin ülkemize, şehrimize,
ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Günün erken saatleri itibariyle bu alanda görev yapan emniyet mensuplarına, sağlık görevlilerine, UMKE'ye, temizlik görevlilerine, teknik ekibe, canlı yayın ekibine ve ses ekibine çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın, geleceğiniz umutla dolsun, en güzel günler sizlerin olsun, sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.